Mustafa'yı mı düşünüyorsun hala? Bu çok büyük ayıp. Aklım almıyor. Nasıl yapar bunu? Neden bahsediyorsun sen? Yarın sizinle cuma selamlığına gelmeyecekmiş ya. Kim söyledi sana bunu? Haremde herkesin dilinde. Buna ihtimal dahi vermem. Mustafa böyle bir hataya düşmez. Ben de ihtimal vermem. Lakin birileri aklına girmişse fena. Düşüncesi bile korkunç. Bu sana karşı meydan okumak olur. Hiçbir şey yemedin. Bu kadar kâfi. Aybige Hatun geldiler. Huzura kabulleri beklerler. Gelsin. Hünkârım, sultanım. Afiyet olsun, sizi rahatsız ediyorum. Mühim değil, ne istiyorsun? Biliyorum, hayır diyeceksiniz. Fakat ısrar ediyorum hünkârım. Beni yollayın. Babamın yanına gitmek istiyorum. Aybige gitme, burada bizimle kal. Ben yine gelirim sultanım. Ama izin verin. Bu kadar çok mu istiyorsun gitmeyi? Madem öyle, o halde ben gereken hazırlığı yaptırırım. Kısa zamanda yola çıkmış olursun. Çok teşekkür ederim hünkârım. Çekilebilirsin. Şehzadem büyük su lafını duyunca çok heyecanlandı. Ona kalsa derhal gidecek. Bence gitmeli. En azından sancağa gitme vakti geldi de geçiyor. Henüz değil. Sen onun yaşındayken neredeydin? Sancaktaydım, babamla seferlere katılıyordum. Demek ki vakti gelmiş. Bence göndermen lazım. Hürrem. Üzerine vazife olmayan mevzulara girme. Bu aralar bir hayli meşgul Mustafa abim. Sana vakit ayıramaz. Konuştuk biz ama. Yarın görüşeceğiz. Evlenince unutur bizi iyice. Siz nereden biliyorsunuz? Mehmet söyledi. Yalan. Kendi söyledi. Bizi dinlediniz, değil mi? Çok ayıp. Bir daha duymayayım. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ay parçam. Mehmet'im. Hoş geldin. Hoş bulduk parlayan güneş. Hünkârım, abim evlenmezse ben evlenirim Aybige'yle. Hele bir büyü de. Büyüdüm ben artık. Benim de haremim olsun. Ben de daire istiyorum kendime. Vakti gelince olacak elbet. Çocuklar yeter. İçeri geçin. Hünkârımızı rahat bırakın. Mustafa'nın istikbaline ben karar veririm demiştiniz. Bir kuşkun mu var Hürrem? Hayır. Lakin Mustafa'nın evliliği oldukça mühim. Neden validemizin ve Mahidevran'ın tasarrufuna bıraktınız anlayamadım. Nihai karar verilmiş değil henüz. Ve fakat benim için uygundur.
Sen neden karşı çıkıyorsun? Aybüke ve Mustafa'nın, yani ikisinin de rızası yok Zira. Ben istiyorum ki Şehzade Mustafa da bizim gibi bir aşk evliliği yapsın. Mustafa'm için hayırlısı neyse Allah onu nasip etsin. Onlara kalsa bir an evvel nişan yapacaklar. Babana haber bile vermişlerdir çoktan. Zira hünkârımız da karşı değil. Of, biliyordum bunun böyle olacağını. Bali Bey'le görüştün mü? Aybüke, sana yardımcı olmamı istiyorsan bana karşı açık ol. Görüştüm, evet. Ama ya Şehzade Mustafa bu evlilik oyununu kabul etmek zorunda kalırsa? Haklısın. Mustafa baskıya fazla dayanamaz. Bugün değilse yarın kabul edecek. Sakın aldanıp beklemeyin. Kaderinizi siz tayin edin. Ne yapabiliriz ki? Benim aklımda bir fikir var. Kırma mı? Benden rica etti. Ben de kendin konuş dedim. Yıllardır ailesine hasret kaldım. Hiç değilse bir görüp dönsün. Sen pek bir alakadar oldun bu mevzuyla. Olurum elbet. Saraydaki tek dostum Aybüke. Neler yaptın bugün? Hatice Sultan'ın yanına gittik. Mihrimah çocukları görmek istedi. Ben de çok özlemiştim. Gel yanıma. Nasıllar? Bir sıkıntıları yok inşallah. Nazar değmesin. Çocuklar gayet sıhhatli. İbrahim Paşa'mızı da gördüm. Keyfi yerindeydi. Kendine yeni bir arkadaş bulmuş. Kimmiş bu arkadaş? Antoine diye biri. Venedikli galiba. Heykel sanatıyla meşgul bir zat. Bir hayli kabiliyetli. Bu Antoine da kim? Malumatınız yok mu? Paşa bir heykel tıraş getirtmiş. Kendi heykelini yaptır diyor. Hatice Sultan çok korkmuş. Malum, uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Haksız da değil. Onca şeyden sonra ne lüzum var anlamadım. Ortalık karışacak yine. Kendi putunu dikti demezler mi? Sen o güzel aklını böyle şeylerle karıştırma. Yeah.